KSS Motorblog'dan selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Bir gün daha bitirdik. Eve dönüyorum. Serin bir hava var. Bu önümüzdeki birkaç gün böyle yağmurlu olacak. Bugün biraz da tışırdı ama çok fazla yağmurlu. Böyle şükür. Bugün sizlerle Avustralya'da konaklama hakkında konuşmak istiyorum. Size bilgilendirmek istiyorum. Avustralya'ya geldiğinizde konaklamayı nasıl ayarlarsınız? Bunlardan bahsedeyim. Yani bu nasıl ve ne amaçla gelmenize bağlı aslında ama mesela öğrenci olarak Avustralya'ya gelmek istediğinizi düşünelim. Bütçeniz tabii ki kesinlikle kısıtlı olacak. Sonuçta ilk geldiğinizde hemen bir iş bulma şansınız olmayacak. Ondan dolayı en az birkaç aylık konaklama ücreti cebinizde olsun diye ben tavsiye ederim sizlere. Bu arada yağmur başladı. Ondan sonra ilk geldiğinizde kalabileceğiniz yerlerin ilk başında hosteller geliyor. Yani backpackers hostel diye geçiyor bunlar. Fiyatları ortak bir oda kiralarsanız bu hostellerde, yani yurt olarak da var. Mesela aynı odanın içerisinde 4 ya da 6 yataklı bir oda kiralayabilirsiniz başkalarıyla paylaşarak. Pek tavsiye etmem. Sonuçta özeliniz olmaz. Eşyalarınız çalınma riski olabilir. Sonuçta dünyanın birçok yerinden gelen insanlar aynı odada kalacak. Güvenemezsiniz. Ama yine de ben bunun fiyatlarını söyleyeyim. Hostel olarak, dorm olarak geçiyor bu yurtlar. En ucuzu $30 falan günlük. Ama kendime ait bir oda olsun, banyosu olsun içinde, işte banyoyu paylaşmayayım diye düşünürseniz bunun fiyatları da yaklaşık $80-90'dan başlıyor en ucuzu. $150'lara kadar çıkabiliyor tabii ki. Ama tabii ki günlük $100 vermek oldukça... ABS başladı. Günlük $100 vermek oldukça pahalı. Sonuçta bu kadar... Yani bana niye yer verdi anlamadım. Her neyse. $100 vermek oldukça büyük bir para aslında. Hiçbir geliriniz olmadan düşünsenize. $100 ne kadar ediyor? 560-570 TL ediyor. Bu parayı vermek çok zor olur. Onun için yapmanız gereken, benim size tavsiyem, öğrenci için bahsediyorum. Bir tane web sitesi var. Bu Flatmate diye geçiyor. Flatmate yani oda arkadaşı sitesi. Burada öğrenciler kiraladıkları dairelerde oda kiralayabiliyorlar. Ya da bu işi yapan insanlar da var aslında. Evlerini oda olarak kiraya veriyorlar. Nerede olduğuna bağlı fiyatlar tabii ki ama ortalama olarak mesela şehir merkezine, kursa yakın bir yerde yaşayayım, otobüsle uğraşmayayım ya da trenle uğraşmayayım diyorsanız şehir merkezinde ortalama $200-250 başlıyor. Bunda tabii ki fiyatlara bazılarında elektrik ve internet de dahil olabiliyor. Su faturası zaten vermiyorsunuz kiradayken. Eğer oda kiralayacaksanız özellikle elektriğin kiraya dahil olmasına özen gösterin. Yoksa ekstradan size para isteyebilirler. İnternet de dahil olursa ne ala, hiç uğraşmanıza gerek kalmaz. Yoksa işte internet için ne kadar isterler? Haftalık $25 falan isteyebilirler. Elektrik için de, yani eve göre değişiyor tabii ama yine o civarda maksimum $50 bir ücret isteyebilirler sizden. Flatmate.com.au arkadaşlar, buna bakın. Çok rahat bir oda bulabilirsiniz. Gumtree'den bakabilirsiniz. Gumtree yani aslında pek tavsiye etmem ama bu bir opsiyon olarak, ben size seçenek olarak söylüyorum. Buradan da kiralık oda Room for Rent diye yazarsanız çıkabilir. Yani aslında piyango gibi bir şey. Kimi sonuçta tanımadığınız bir insanla evi paylaşacaksınız. Dünyanın diğer ucunda farklı bir dili konuşan
insanlarla aynı odada kalacaksınız. Bu opsiyonlardan biri oda kiralamak. İkincisiydi, pardon. Üçüncü olarak daire kiralayabilirsiniz ama daire kiraları oldukça pahalı. Tek başınıza kolay kolay karşılamayacağınız bir ücret olabilir. Hadi bugün geç. Bu da ne olabilir? Şehir merkezinde daire kiralamak sizi oldukça aşar. Sonuçta haftalık 500 dolardan falan başlıyor kiralar. Ama benim yaşadığım bölgede, yani Western Sydney taraflarında, Blacktown, St. Mary's taraflarında tren istasyonuna yakın bir daire kiralamak isterseniz, bunun fiyatları da arkadaşımdan biliyorum, iş yerinde çalışan arkadaşlardan biliyorum, 350 ile 400 dolar arasında bir kira ücreti var haftalık. Yine az para değil. Öğrenciler için en mantıklısı bence oda bakmak. Biraz dişinizi sıkmanız lazım. Daha sonra düzeninizi oturttuktan sonra daha sağlam bir yere geçebilirsiniz. Üçüncü opsiyon daire kiralamaktı. Dördüncü opsiyon da size bir ucuzluğunu söyleyeyim. Burada evlerin arkasında Granny Flat denilen, mesela şu karşıdaki büyük bir ev, onun arkasında ufak kulübe değil ama yani 1+1 tarzında. Mesela bakın şurada beyaz arkada Granny Flat o. O tarz ufak bir ev kiralayabilirsiniz. Onların fiyatları oldukça ucuz oluyor. Yani tren istasyonuna yakın olamaz. Genelde apartmanlar var tren istasyonu etrafında. Biraz daha dışarıya doğru, şimdi küfür edecektim ama etmeyeyim. Biraz daha dışarı doğru bir yerde bulursanız, Granny Flat'ların fiyatı da haftalık 200 ile 250 dolar civarı diyebilirim. Çok pahalı değil. En fazla 300 olsun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Avustralya'da eğer bir yer kiralamak istiyorsanız, oda haricinde bir yer kiralamak istiyorsanız, daire, ev ya da Granny Flat için bile genelde geçerli olabilir bu. Yapmanız gereken bazı önemli şeyler var. Biraz sıkıntılı aslında. Çünkü sizden en az 2 haftalık kirayı istiyorlar ön ödeme olarak. Ve aynı zamanda 4 haftalık bond denilen depozito ödemeniz gerekiyor. Yani kafadan 6 haftalık bir kira ücretini cebinizde bulundurmanız lazım. Eğer bir yer kiralamak istiyorsanız. Ucuz değil. 250 dolardan olsa 6 hafta ne kadar ediyor? 1500 dolar ediyor. 1500 dolar cebinizde olacak. Yani yaklaşık 5600 olsa 8000 falan, 9000 dolar, 9000 TL civarı. Diğer bir opsiyon, Sydney'de her yerde yok. Bildiğim kadarıyla Smithfield'daki ilçede var. En ucuzu bu olabilir. Bu da bir karavan parkında bir karavan kiralamak. Dediğim gibi yer bulmak çok zor çünkü her yerde olmadığı için. Karavanları böyle çıkarılmış karavan, eski karavanları bir oda, bir salon şeklinde kiraya veriyorlar. Genelde su dahil oluyor, elektrik. Emin değilim, elektrik de dahil olabilir ama internet kesinlikle dahil değil. Karavan parkta bir karavan kiralayabilirsiniz. Bakın ama dediğim gibi Sydney'de herhalde iki yerde var. Bir tanesi Smithfield'da. Bunu kiralamak daha uygun. Avustralya'ya gelen bir arkadaş orada yer ayarlamıştık ona. Sizin için bir opsiyon olabilir. Yani diğer evleri kiralamak için nerede kalmıştık, devam edeyim. Sizin istenilen şey 6 haftalık kira, depozito dahil. Ama aynı zamanda burada kiralamak kolay olmadığı için sizden maaş bordrosu isterler arkadaşlar. Eğer maaş bordronuz yoksa da uzun süreli, mesela 6 aylık kirayı önceden verirseniz kiralama şansınız yükselir. Onun haricinde daire kiralamanız tek başınıza çok zor. Çünkü geliri olmayan kişilere kira vermiyorlar. Burada kira credit history diye bir şey var. Yani daha önce kiraya çıkan kişiler evde de zarar vermiş mi vermemiş mi, onun sistemine girip oradan bakabiliyorlar. Bu bir opsiyon olabilir.
aklınızda bulunsun. Şimdi birazdan sizlere hangi web sitelerinden nasıl daire ya da ev konaklama bulabilirsiniz onları anlatmak istiyorum. Onları göstereceğim. Birazdan görüşmek üzere o zaman. Ben park edip içeri gireyim. Tekrar selamlar arkadaşlar. Şimdi bilgisayardan sizlere bu siteleri göstermek istiyorum. Az önce videoda aslında bir eksik bilgi vermişim. Öncelikle bunu düzelterek başlayayım. Ya da daha doğrusu ekleyerek başlayayım. Şimdi Overseas Student Accommodation diye yazdığınız zaman karşınıza değişik opsiyonlar çıkıyor, seçenekler çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de International Student Housing diye geçen Homestay. Yani bir ailenin yanında bir odada kalabiliyorsunuz. Ondan dolayı sizin bakmanız gereken şeyler. Birkaç tanesine baktım. Şu Homestay Network denilen oldukça iyi görünüyor. Bence herhangi bir şey yapmadan önce ve satın almadan önce kesinlikle Google'ın review'lerine bakın. Şu Oz Homestay denilen çok kötü review almış. Bundan dolayı uzak durun derim. Study Vision buna bakmadım ama şu Homestay Network denilen web sitesi oldukça iyi, profesyonel görünüyor. Ve gördüğünüz gibi bir ailenin yanında kalıyorsunuz. İşte bakın Chinese bir çocuk. Ve oldukça iyi feedbackleri var. Fiyat olarak da burada placement fee denilen ilk başta bir ödemeniz gereken işlemler için bir ücret var. Bu da $320 diyor. Eğer 14 gün kısa sürede yani varmanızdan 14 gün önce gelirseniz ya da ne diyor? Less than 14 days and greater than 5 days. 14 günden az ya da 5 günden fazla ise $350'lık bir placement fee yani yerleştirme ücreti ödüyorsunuz. 5 günden kısa bir sürede bu başvuru yaparsanız $380 bir kereye mahsus sizden bu parayı alıyorlarmış. Şimdi nerede olduğunu açıkçası sizin buradan seçmeniz gerekiyor. Burada host bölümünde herhalde başvuru yapabiliyorsunuz. Tek kişilik odada haftalık $310. Single room with weekend lunches. Yine tek kişilik odada hafta sonu öğle yemekleri dahil $320. Single room with weekday and weekend lunches. Eğer öğle yemeklerini hafta içi ve hafta sonu dahil etmek istiyorsanız $350. Single room within 20 minutes travel to CBD. Yani CBD dediği şehir merkezi. Şehir merkezine 20 dakika mesafede olan bir yer $365. Twin share dediği de yani iki kişi tek bir odada kalacaksa kişi başı olan ücrette $280. Bu University of New South Wales üniversitenin şeyi olabilir. Emin değilim. Genelde UNSW University of New South Wales diye geçiyor. $330'larmış. Daha fazla premium yani daha kaliteli bir yer istiyorsanız fiyatlar yine placement fee olarak $375. Tek kişilik odada including breakfast and evening meals yani sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil $400. Single room bütün yemekler 7 gün boyunca dahil olanlar $420. Oldukça pahalı aslında. Belki ucuza da gelebilir aslında yani toplam bir fiyat toplarsanız belki daha ucuza gelebilir. Yani bu homestay dediği bir ailenin yanında bir odada, size ait bir odada kalmak $310'dan başlıyor ve $400'lara kadar çıkıyor. Eğer işte havalimanından gidip sizi almalarını istiyorsanız bunun fiyatları da var. Başka ne diyor? Yani 18 yaşından gençseniz ekstradan bir fiyat var. Bunlara bakarsınız. Bu siteye bakın. homestaynetwork.com.au bu işinize yarayabilir. Bunları kapatalım. Başka diğer bir seçenek olarak ne demiştik? Yurtlar demiştik. Yurt olarak bu ne? Bunu da az önce açmıştım ama
Wollongong diyor. Wollongong uzakta. Biraz seyahat, sahil kesiminde, kıyısında kalan. Skype diye bir web sitesi var. Yurt için bunları seçebilirsiniz. Melbourne, Brisbane. All inclusive packages starting from $500 diyor. Bakalım. Student accommodation in Sydney. Experience in perfect blah blah blah. Abercrombie. Şehir merkezinde. And Darlington. Hadi Abercrombie'ye bakalım. Rooms, the area. Valla bu oldukça kaliteli bir yurta benziyor. Bu bizim üniversitelerde bildiğiniz hani erkek yurtları, kız yurtları gibi bir şey herhalde. Kendinize ait işte ufak mutfağınız var falan filan. From, bu ne diyor? Shared kitchen, dining area, living bathroom. Oh. Yani şehir merkezinde ama ortak işte mutfağı, yemek alanı, oturma odası ve bathroom. With separate. Bir tek kendinize ait yatak odası var. Tuvaleti ıvır zıvır. Hepsi paylaşılıyor ortak. Kendinize ait private istiyorsanız 599. Bunu geçelim arkadaşlar. Bu oldukça pahalı. Yani $600 abartmıştır. Price diye geçiyormuş. Ne diye aratabilirsiniz? Dorm diye aratabilirsiniz. Ya da hostel diye aratalım biz. İlk başta en ucuz hostel room diye aratalım. Hostel World, Trivago. Trivago fena değil. Hostel World bakalım. New South Wales Hostels diyor. Mesela ne diyor? Bugün ayın 29'u atalım. 2 hafta sonra gireceğiz diyelim. 13'ünde gireceğiz. Ama ne zaman çıkalım? 1 hafta kalalım. 20'sinde de çıkalım. Bir kişi bakalım neler çıkacak. Bu hostel dediğim yani bir kişi bir odada 6 ile 10 kişinin kaldığı şeyler. Nedense çıkmadı. 2 kişi seçelim. Web sitesi yanıt vermiyor. Çalışmaya web sitesi yapmışlar, ne güzel. Wake up. Neymiş? Bakın burada Wake up Sydney Central Australia'nın 5. Best Extra Large Hostel olarak ödül almış. Perfect location, cleanliness fantastic diyor. Şuna bakalım. Prices from $36'dan başlıyormuş. Ben ayrıntısına çok fazla girmeyeceğim. Sizlere nerelerden bakabileceğinizi söyleyeyim. Hostelworld.com buradan Sydney'yi seçip odalara bakabilirsiniz. Prices. Prices az önce baktık ama göstermedi nedense. Bir daha deneyelim. 20 February. Biraz daha uzun alayım çünkü kısa süre olunca belki yer yoktur. Tekrar söz yapalım. Evet. Şimdi burada standard twin room, private shared bathroom. 2 kişilik odada banyoyu birisiyle paylaşıyorsunuz. Günlük $51. Eğer kahvaltı dahil etmek istiyorsanız $60. Gayet iyi. Ama deluxe double bed private ensuite. Ensuite dediği kendinize ait çift kişilik yatakta $68. Standard 8 bed mixed dorm dediği 8 kişilik bir odada kişi başı $23. Yani kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü hem özel hayatınız yok hem eşyalarınızı aynı yerde tutmak zorundasınız. Güvenliğiniz bakımından da pek şey olamaz. Ama fiyatı çok uygun. Birkaç gün kalırım derseniz deneyebilirsiniz.
Siteye bakın arkadaşlar, hostelworld.com. Dediğim gibi şuna bakalım, private room $68 fena değil ama çok da şey olabilir, ya da 2 kişilik odaya da bakabilirsiniz. Böyle 6 kişilik 6 yataklı, kadınlar için, bayanlar için özel female dorm diyor. Bunlara bakabilirsiniz. Diğer seçeneklerden bir tanesi de hostelbookers.com. Bu Avustralya'nın yine aynı şekilde birçok yerinde olan hostelleri gösteriyor. Sydney'yi görürsek, Sydney. Mesela Bay Sydney diyor. $16'dan başlıyormuş. Yine aynı şekilde buradan arkadaşlar bakabilirsiniz. Tek tek inceleyin. Bulduktan sonra ama Google web sitesine gidip review'lerine, yani kaç puan aldıklarını kesinlikle bakın. Çünkü dediğim gibi Google puanları burada çok şey, gerçekçi. Yani yalan bir puanlama yapamıyorlar. Bundan dolayı onu baza almanız gerçekten faydalı olur sizin için. Buna da bakabilirsiniz. Hostelbookers.com. Buradan inceleyebilirsiniz. Evet, bence işinize yarayabilecek en önemli ve en kaliteli web sitelerinden bir tanesi flatmates.com.au. Bu web sitesinde kiraya verilen odaları bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu ev sahibi olabilir ya da mesela bu çocuk Edward bir ev kiralamış ama evinin odalarından bir tanesini ya da iki tanesini kiraya veriyor. Buradan çok daha ucuza, haftalık bazından söylüyorum. Mesela Brisbane'de diyor haftalık $170 biller, şey, faturalar dahilmiş. Yapmanız gereken şey Search Share Accommodation bölümüne geldiğinizde sizin Room bölümünde nerede ev bakmak istiyorsanız orayı yazmanız lazım. Sydney yazalım biz. Ama Sydney geniş olduğu için neresi, tam olarak neresinde ev bakmak istediğinizi bilmeniz lazım. Posta koduna bakın mesela. Sydney şehir merkezinin posta kodu 2000 arkadaşlar. 2000 yazıp aratalım. Bakın burada şimdi haritada tek tek nerelerde kaç tane kiralık oda olduğunu görebileceksiniz. Aa, ne diyor? $175 faturalar dahil haftalık bir tane varmış. Sussex Street'te çok önemli bir yer. Hemen Darling Harbour'ın karşısında. $210 bu neymiş? Elizabeth Street. Motel'e benziyor ama bir tane daha varmış. Birkaç tanesine bakalım mesela sizin için. $175 haftalık faturalar dahil. 2 tane yatak odası varmış. 2 banyolu 4 kişi kalabilir diyor. Ne diyor? Hi guys. Sussex Street'te Chinatown'a Darling Harbour'a yakınmış. Odalar başkalarıyla paylaşılabilir ya da kendinize ait oda istiyorsanız daha farklı bir fiyata alabiliyor musunuz? İşte güvenlikli bir binada herkesin kendine ait anahtarı varmış. Çok kalabalık bir apartmandaymış. Arkadaşlar, buralara çok dikkat. Accepting of. Sigara içen alıyorlarmış. Öğrenci alıyorlarmış. LGBTI. Açıklamasına çok fazla girmeyeyim. Eşcinsel kişilerle de aynı evde kalabilirsiniz. Eğer bu tarz şekilde kişilerle yaşamaya açıksanız tabii ki yaşayabilirsiniz ama dikkat edin. LGBT, bunlara dikkat etmeniz lazım. Neler diyor? $350 bond istiyorlar. Yani depozito istiyorlar. İnternet bu faturaya dahilmiş. Bir kişiyle odayı paylaşacaksınız. Banyoyu paylaşacaksınız. Bir aylık, en az bir ay kalmanız gerekiyor. Parking yokmuş, eşya varmış. Neler var? İşte buradan bütün hepsine bakabilirsiniz. Sussex Street'te. Hemen Chinese Garden'ın yan tarafındaymış. Bu opsiyonlardan bir tanesi. Bu da $210 haftalık. Female flat diyor. Bunlar bayan işinmiş mesela. Buradan
Web sitesini iyice araştırın arkadaşlar. Burada kriterlere göre kendi istediğinize göre seçebilirsiniz. Bir tane daha. Bu da ne diyor? Eğer görmek istiyorsanız video inspection room tour diyor. Yapabiliyor musunuz? We are looking for one man to share with one major. Man on 30 yaşlarında birisiyle odayı paylaşmak için birisini arıyorlarmış. Bütün fiyat, bütün faturalar fiyata dahil double, haftalık 160 dolar diyor. Yani ayrıntılara bakın. Light Magazine Students diyor. Hepsi gelebiliyormuş. Bunda da minimum 3 ay kalmak şeyi var. 3 aydan erken çıkarsanız size bütün faturayı ödetebilirler. Geri gidelim. Burada kriterleri seçme şansınız olabilir arkadaşlar. Yani private room istiyorsanız ona göre seçebilirsiniz. Nerede bulabiliriz? Filters. Filters'da video, in room type. Private room'u seçin. Ondan sonra accepting mail. Erkekseniz ya da bayansanız ya da eş olarak gideceksiniz. Bathroom type. Ensuite size ait bir banyo olur. Mesela öyle bir şey seçelim. Accepting off. İşte bunları seçemiyorsunuz arkadaşlar ne yazık ki. Yani öğrencim olsun falan filan. Her neyse bir tek şuna dikkat edin. Hadi bakalım neler çıkacak. Şimdi tek kişilik bir odayı aratıyoruz. Pitt Street'te bir tane çıktı. Yine şehir merkezinde haftalık 270 dolar. Öyle yapalım. Beachway. Low to high. En düşükten en yükseğe çıksın. 175 ile 350 diyor. Şu Pitt Street'te 230 dolar. Buna da bakalım. Nedir? Haftalık 230 dolar, 460 dolar bond diyor. Minimum 3 aylık kalma zorunluluğu var. Bu females only diyor. Az önce cinsiyet seçmediğimiz için bu çıktı. Bu bayanlar içinmiş. Ne eşyalı. Bütün bakın mesela Tayland'dan Bensi. Bensi kendi kiralamış ve odayı bir odanın bir tanesini kiralıyor şu anda. Bunlar oda kiralıyorlar. Buradan fotoğraflarını görebilirsiniz. Kendinize ait oda. Salona benziyor. Herhalde böyle bir şey. Bütün ayrıntılara tek tek bakın arkadaşlar. Oradan karar verebilirsiniz. Bir tane daha çıkmıştı az önce. Pitt Street'te yine gökdelenlerden bir tanesi. Private room for one person. Haftalık 270 dolar bir kişi için. For your own single room. 398 Pitt Street'te gökdelenlerden bir tanesi. Kendinize ait oda 270 dolar. Burada bakalım. Bills included, faturalar dahil 270 dolar. Haftalık kira 1080 dolarda. Bond istiyorlar, depozito. Banyo paylaşılıyor ama. Shared bathroom diyor. Ve minimum 6 ile 12 ay kalmak zorundasınız. Burada arkadaşlar yani tek tek ayrıntılı olarak bakmanız lazım. Geri gidelim. Bu odalar içinde. Bakın burada neler var. Sydney'de rooms in a share house. Yani ortak bir evde bir oda istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Student accommodation, öğrencilerin kalması için. One bed, tek 1 artı 1 denilen ya da stüdyo tarzı olan şeyler kendinize ait. Redfern tarafları gayet güzel. Redfern, Newtown biraz hippilerin olduğu yer. Üniversiteler orada olduğu için çok fazla şey var. Mesela kendinize ait bir oda, stüdyo tarzı. Ne kadar diyor? 320 dolar faturalar dahilmiş. Böyle bir şey seçebilirsiniz. Başka ne seçenekler vardı? Onlara da hemen bakalım.
Nereye gitti? Kapatalım. Şimdi geri gidelim. Granny Flat. Granny Flat dediği normal bir evin arkasında ufak bir minik bir ev diyelim. Öyle söyleyelim. Bunlar bir odalı olabilir, iki odalı olabilir. Nasıl Granny Flat? Şöyle mesela bu evin arkasında bir tane daha minik ev yapmışlar. Öyle bir yeri size kiraya veriyorlar. Bu tamamen daha şey private diye geçiyor. Ama şehir merkezinde Granny Flat bulmanız imkansız. Biraz daha şehrin batısına ya da kuzeyine gitmeniz gerekebilir. Onun için de işte okulunuza gitmeniz için bir otobüse ya da trene binmeniz gerekebilir. Bu da sizin için haftalık 50 dolarlık bir masraf en az. Ama biraz daha şey olsun, hani private olsun, kendime ait alanım olsun, biraz daha özgür olayım derseniz Granny Flat'lere kesinlikle bakın. Çok daha rahat edersiniz. Hatta biz 2013 yılında Avustralya'ya geri döndüğümüzde ilk başta bir Granny Flat, iki odalı bir Granny Flat'te taşınmıştık. Kendimizi toparlayana kadar. Ondan sonra normal bir eve çıkmıştık. Burada Loft to High, yine en ucuzdan en yükseğe bakalım. Pek şey mantıklı gelmiyor fiyatlar. Ha. Annandale'da siteye yakın. Maryland's yani Maryland's istasyonu yakın en azından. 305 dolarmış haftalık. 270 dolara var. Bu uzakta. 270. Arkadaşlar tek tek inceleyin. Mesela Maryland'dekine bakalım. Buralar fena değil. Daha canlı bir yer. Bakın evin arkasında adamlar ufak bir yer yapmışlar. Size ait. Mutfağınız var. Banyonuz var. Kitchenette diyor. Banyosu var. Kimseyle paylaşmak zorunda değilsiniz en azından. Yani birkaç kuruş daha fazla ödeyip kendi özgürlüğünüzü alabilirsiniz. Bu sizin için bir seçenek. Diğer seçenek. Benim size tavsiyem, tekrar ediyorum, flatmates.com.au. Buradan kesinlikle bakın. Daha çok kolay bulursunuz. Gumtree. Aynı şekilde Gumtree'de ne yazabilirsiniz? Granny Flat yazalım mesela. Granny Flat for rent. New South Wales. Guildford'da 365 diyor. Fiyatı yine cheapest'tan başlatalım. Bakın 190'ı buldum. Furnished Granny Flat. 15 dakika. Parramatta tarafında. Westmead'de istasyonu falan 15 dakika. Bakalım yaşanabilecek bir yer mi? Yani bu pek yaşanılacak bir yere benzemiyor ama ucuz. Leichhardt'ta bir yer varmış. Leichhardt şehir merkezine biraz daha yakın. Bunlar nasıl yerler ya? Oh. Yani affedersiniz, bedavaya versek. Verseler oturmam herhalde. 200 dolara var. Mays Hill, Birmingham. Lokasyonlara bakın arkadaşlar. Yani ben çok ayrıntısına girmek istemiyorum. Yoksa video birkaç saatlik olur. Bakın bu da ufak bir Granny Flat böyle. 200 dolarmış. Harita şuradaki şeye tıklarsanız buradan görebilirsiniz nerede olduğunu. Oo, bu Newcastle'da. Uzaktaymış. O zaman yapmanız gereken şey, buraya posta kodunu girin. Sydney City diye yazın. Sydney City'de bulamasa bile en yakınında surrounding suburbs denilen, yani etrafındaki ilçelerde size gösterebilir. Private Quiet Room Granny Flat neredeymiş? Kensington. Kulübe. Yani arkadaşlar, birisiyle paylaşmaktansa böyle bir Granny Flat tavsiye ederim ama çok da yani temiz olmasına dikkat edin. Aynı zamanda Gumtree'den kiralarken elden kiraya verdikleri için genelde biraz daha şey oluyor.
kiralamamız daha kolay olabilir. Including electricity, water and internet fee. Yani elektrik, su ve internet dahilmiş. Bond ne kadar diyor? Bond yazmıyor. Yani buradan mesaj atıp ulaşabilirsiniz. Colleen. Bu da bir opsiyon olabilir. Biraz daha kalite yükseltmek istiyorsanız Airbnb yapabilirsiniz. Fiyatlar, ortalama fiyatta bir ev bulabilirsiniz. Yani 300 ile 700 dolar arasında söyleyeyim. Avustralya'nın en meşhur web sitelerinden real estate, yani emlak sitelerinden bir tanesi Domain ve aynı zamanda realestate.com.au, hemen bunu göstereyim. Bu iki site ev kiralamak için çok popüler. Bir sitede bulduğunuz ilanı diğer sitede kesinlikle bulabilirsiniz. Ama benim kişisel tercihim aslında realestate. Buradan bakabilirsiniz. Ne istiyorsunuz? Kira istiyorsunuz. Nerede istiyorsunuz? Postakusunu yazayım ben, benim için daha şey olur. Kaç tane yatak odası, stüdyo istiyorsunuz? Bakalım. Evet. Çıktı. 1500 dolar haftalık. Büyük ihtimalle içinde eşya yoktur. Aa, varmış. Ha, eşya aldım. Evet, manzara muhteşem yalnız. İki oda, iki banyolu. Bakın geçen sene çekilmiş, büyük ihtimal yangınlar varken otomanlar çıkıyor. 1500 dolar arkadaşlar. 1050 dolar, 1850 dolar. Yok mu arttıran? 4 saat önce eklenmiş. Duplex 2 katlı bir yer. Aha, 450 dolar. Bir odalı apartman dairesi, eşyalı aynı zamanda. Ama genelde faturalar bunlara dahil olmuyor, haberiniz olsun. Martin Place, okay. 11 Şubat'ta hazırmış. Böyle bir yer kiralamak istiyorsanız genelde 2 haftalık kira artı 4 haftalık depozito istiyorlar. Bond, yeah, 800 dolar. Aklınızda olsun. Ama bu tarz yerlerden kiralamak daha zor çünkü maaş borcunuzu isteyebilirler, referans isteyebilirler. Ondan dolayı kiralama şansınız biraz daha düşük olabilir. Yani baktığınız 6 aylık kirayı direkt verirseniz tabii ki kiralama şansınız daha yüksek olur ama oldukça pahalı. Arkadaşlar video genelde bu kadar. Yani domain de aynı aslında. Aklıma gelenler şu an için bunlar. Eğer herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram'dan veya YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Umarım video sizin için faydalı olur. İşinize yaramıştır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basıp abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok faydalı olacaktır. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.